Özdemir Asaf'ın çok hoş bir şiiri var. Diyor ki, bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Şimdi Türkiye çürüdü. Yani bu çürüdü dediğimiz vakit, bunun nasıl dehşet bir tanımlama olduğu açık, ortada, aşikar. Pul pul eriyor. Yani bu çürüme böyle bir şey. Fakat en fazla çürüyen siyaset kurumu. Yani Türkiye'de siyasetin zaten statükonun bir parçasıydı. O nedenle Türkiye'yi değiştiremedi. Nihayetinde 100 yıldır cumhuriyetini demokratikleştiremeyen ya da demokratikleştirmeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Bunun sorumlusu kim? Siyaset. Yani 100 yıllık siyaset kurumu cumhuriyeti demokratikleştirmedi. Şimdi böyle bir statükonun parçası olmuş, halkın taleplerini kale almayan, halkın refah ve özgürlüğü için hareket etmeyen bir yapı artık duvara dayandı. İyicene çürüdü ve mevcut oyun kurallarını da oynayamaz hale geldi. Ben muhalefetin iyice çürümüş, kırılmış, eskisi kadar bile tek tük adımlar atamayan bir yapının parçası olmayı gönüllü kabul etmesinden ve dolayısıyla çürümüş bir statükonun içinde işe yaramayacak bir oyun oynama meselesini fazla gönüllü gördüm. Anayasası kalmamış, hukuku kalmamış, parlamenter sistemi kalmamış bir yapı varmış gibi. Yani siyaset Türkiye'de sınıf atlama aracıdır. Yani Türkiye'yi değiştirme aracı değildir. Yani dert o siyaset kurumunun içindeki unsurların yeniden parlamentoda milletvekili seçilmeleri mi? Yoksa bu Türkiye halkının fakirleşmesi, inanılmaz bir şekilde adaletten, vicdandan uzaklaşması, yarının kalmasının yerine refah, özgürlüğü, umudu arttıracak bir yeni devlet mi inşa etmek? Şimdi gördüğümüz kadarıyla yani o partilerin egemenleri milletvekili seçildi. Statüko yeniden seçildi. Türkiye'de muhalefet iktidarı yoktu. Türkiye'de parlamento iktidarı vardır. O parlamento iktidarının parçası olunca bunlara yatıyor. Onun için yeni bir formül bulmak lazım. Yeni bir siyaset kurumu oluşturmak lazım. Bence anti-siyaset olarak yol almak dönemine geldi. Yani siyasetin parçasıyız ama mevcut statükonun karşıtıyızı. Siyaset kurumunu yenileştirecek, demokratikleştirecek ve Türkiye'yi kurtarabilecek, sahiden Türkiye'yi bu çürümüşlükten çekip çıkarabilecek bir yeni yapılanmanın bütün inşasına kafa yormak ve buna ait çok net, sarih, açık, anlaşılır, popüler, kısa bir düşünce yoğunlaşmasını basitleştirerek yol almak lazım. Anti siyaset kurumu olmadan Türkiye'de ben siyasetin bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Yani Türkiye'de sahiden en önemli sorunu olan, en birincisi olan Kürt sorunu da dahil, temel hak ve özgürlüklerinin uygulanmadığı, cumhuriyetin demokrasiden tamamen uzaklaştığı, hatta 82 anayasasının bile kalmadığı bir ülkede kim bir demokrasi ittifakı kurar? Ya demokrasi olmadan Kürt sorunu nasıl çözeceğiz? Yani bu partilerin koalisyonları, işte bilmem iktidarla flört etmeyle falan olabilecek bir şey değil. Bu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesiyle mümkün olabilecek bir şey. Ama o demokrasi olmayınca sade Kürtler değil, herkes bir şekilde bu rejimin mağduru. Demek ki bir vatandaş koalisyonuna, bir demokrasi cephesine ihtiyaç. Kürt sorunun demokrasi düzeyinde çözümlenmesi demek Türkiye'nin zaten demokratik bir cumhuriyete kavuşması lazım. Halkının refah ve özgürlüğü için çalışan bir devlet oluşumu demek. Bütün yapısının yeniden metabolizmasının değişmesi demek. Ben belki de hiç parlamentoya girmeden büyük bir demokrasi ittifakıyla bütün ülkenin her tarafında örgütlenip bütün herkesin derdini ortak çözecek olan aracın bu cumhuriyetin demokratikleşmesi hedefine pratik unsurlarla, pratik yöntemlerle
yürümek diye düşünüyorum belki de. Siyasetin başarısı inisiyatif almaktır, gündem belirlemektir. Eğer muhalefet inisiyatif alamıyorsa, gündem belirliyorsa, belirleyemiyorsa başarılı olamaz. Yani o zaman AKP'nin türevleri olur. Ya AKP'nin sınırları içinde oyun oynayan, çürümüş, ölmüş, kalmış, kokmuş da olsa ben bu yapının içinde durayım dediğiniz vakit oyunun kurallarını artık yok sayan, eski alıştığınız kuralları imha eden bir yapıya rağmen meşruyu dayatamazsınız. Burada korkunç olan meşru güçlü hale gelemiyor. Yeşil sol, HDP diyorduk tabii. HDP çok daha yerleşik olduğu için. Şimdi burada da bir mesele var. Yani HDP'nin kapatılma durumu vesaire, yani o kadar ağır bir baskı altında ki, o kadar üyeleri, mensupları, taraftarları, yöneticileri, partinin kendisinin bu kadar ve tamamen siyaseten ağır bir zulmün hedefi haline getirildiği vakit aslında demokrasiden yana bir muhalefet buna çok daha fazla sahip çıkar ya. Şimdi buna sahip çıkmayıp görüşmekten, yan yana meşru bir partiyle durmaktan korkan birisi Türkiye'yi nasıl değiştirecek ya? Yani bir şekilde buranın kendisi sahibi hissetmediğim vakit, gerçekten ben buranın sahibiyim. 85 milyondaki bir sahiplerden biriyim. Bu hissiyatla hareket etme, hep beni korkutacak birisi var. Şimdi bizi dinliyorlar. Bizim, ya meşru olduğum vakit neden korkacaksın? Gözünü seveyim ya. Yani bir şekilde. Ama bize ne derler falan. İşte o, bu endişeler siyasette inisiyatif alamama, değişimci olamama, meşruyu koruyamama. İşte demin sorduğun soruya, mevcut siyasal iktidarın, kanun, hukuk, anayasa tanımayan bu mevcut siyasal iktidardan korkarak onun oyun çizgilerinin içinde hapsolarak, doğruyu söylemekten, meşruyu savunmaktan ürkerek siyaset yapılamaz. Siyaset bu değil zaten ya. Ya niye yapmak istiyorsunuz? Hem yapamıyorsunuz. Ben bunu hakim ve savcılar gibi görüyorum. Anayasayı savunamıyorlar, hukuku savunamıyorlar, işin gereğini yapmıyorlar ama hakim ve savcı olmak istiyorlar. Ya hakim ve savcı korkmayacak. Kendi mesleğine, meslek onuruna ihanet etmeyecek. Siyaset de öyle bir şey. Yani bu siyaset oyununun tek amacı senin ömür boyu yüksek emekliliğin, maaşın, ailenin sağlık giderleri değil ki. Evet, yani bu bir hızlı derlenip toparlanma, öz eleştiri, bu avantajlı, önemli bir şey. Yani beyinsel bir süreci daha fazla ihtiyaç duyan bir döneme girdik. Çıkmaz artınca beyinsellik çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir unsur olur. Bir de alışkanlıkların dışında bir duruş sergilemek gerekir. Yani bir şeyin parçası olmak, bir şeyden nemalanmak istemiyorsan o zaman çözüm bulabiliyorsun. Yani politika yapayım, oraya yapayım, onu kırmayayım, bunu bilmeye ya değil. Şu Türkiye sahiden bir huzura kavuşsun, bir zenginliğe, refaha kavuşsun. Kişisel beklenti peşinde olmadığın vakit işte o zaman siyaset yapmıyorsun sayılıyor zaten. Benim en genel bu seçimlerde bu çürümenin ortaya çıktığı oranda umudum olur. Çürümeyi bilince getiren bir siyasetten umudum var. Siyasetin çürüdüğünü inkar edenden umudum yok.